Arkadaşlar, hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine size Muhtarül Hadis kitabımızdan nefislerin tezkisi hakkında vaaz örneklerine devam edeceğiz. Dersimizin 47. derste kaldık ve dersimizin konusu da hac. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: ona hac etmeye vücud bulabilenlerin Beyt-i Hac ve ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim küfrederse şüphesiz ki Allah alemlerden müstağnidir. Ali İmran suresi ayet 97. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e soruldu: hangi amel daha faziletlidir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Ondan sonra hangisidir diye soruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihat etmektir buyurdu. Sonra hangisidir diye soruldu. Makbul bir hac ibadetidir buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe okudu ve şöyle dedi: ey insanlar, hac ibadeti size farz kılındı, o halde hac ibadetini yapınız. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Müslim'de geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim Allah için hac eder de kötü ve çirkin söz söylemez, fenalık yapmazsa annesinden doğduğu gün gibi günahsız evine döner. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: umre ibadeti, nafile hac, umre yani nafile hac, daha sonra yapılacak umreye kadar aralarında geçen günahlara kefarettir. Onları örter. Makbul bir haccın mükafatı ancak cennettir. Değerli arkadaşlar, bu hadis de Buhari ve Müslim'de yer almakta. Değerli dinleyenlerimiz, böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlar.